Şimdi 4 kapı kırk makama girebilmek için önce kişiyi kalıptan dışarı çıkartmak gerekir. Kişi önce kalıptır. Kalıptan dışarı çıktığında talip olur. Talipten dışarı çıktığında artık bazı şeyleri merak etme, öğrenme, araştırma, istekte, arzuda bulunma talepler ortaya çıkar. Daha sonra Alevliği merak eder. Anneden duymuştur, babadan duymuştur, komşudan duymuştur. O zaman derler ki aklı yetikler, anneye baba başta olmak üzere bir rehbere yetesin, bir pire yetesin, bir mürşüde varasın. Kapıdan içeriye girebilecek misin? Diye aktarırlar. Daha sonra galiplikten çıkar, bu araştırma sonucu talipliğe erer ama talip olamazsın. İşte talip olacağı zaman evlenir. Zürriyetin yürüyebilmesi için, soyun yürüyebilmesi için evlilik şarttır. İki başı bire getirmek gerekir. Musahipliğin yarısıdır evlilik. Evlenirler, evlendikten sonra bir mürebbiye yeterler. Mürebbi Anadolu'da farklı farklı isimler alır. Kiminde rehber diye gösterirler, kim diye yol e, ulusu diye gösterirler ama mürebbi rehber olaraktan görev yapar. Mürebbi alır bu iki kişiyi mürşi, e, pire götürür. Pir ocak saadedir, evladı resuldur. Hemen sizinle böyle karşılaştığımız gibi mürebbiyle beraber deden çıkan iki kişi deden geldiklerinde dede sorar. Neye geldiniz? Ne gördünüz? Ne işittiniz? Ne duydunuz? Ne bildiniz der. Bilmezler ki. Daha hiçbir şey duymadılar. O zaman rehber bildiği kadarıyla der ki prim bu talip adayları yola talip olmak istiyorlar. Kalıptan çıkmışlar talip olmuşlar. Talıptan çıkmışlar galip olmuşlar. Galiplikten de talipliği kabul etmek isterler. Der ve dede hemen kısaca kişi pire yetmeli ki rehberinden mürşidi görsün. Kişi mürşid eteğinden tutsun ki Dört kapıdan, kırk makamdan içeriye girsin. Dört kapıdan, kırk makamdan içeriye girmek demek, Musayip tutmak demek, ikrar getirmek demek. Hakka bağlanmak, rehbere yetmek, piri bulmak, mürşide yetmek demek. Eğer bunları yerine getirebilirseniz, biz size bir nişana gösteririz der. Hemen rehber sorar onların adına. Der ki pirin bunun manası nedir? E, i̇ki kişi daha olacak olsunlar. Var mıdır? Varsa Allah eyvallah prim derler. İki can, iki bacı. Dede huzuruna çıkarlar. Dede bütün Müminlere farz olan ama Alevilerin bir kısmının yerine getirmiş olduğu tercüman elmasını. Dede dörde böler, dualar gözcünün huzurunda ya da rehberin huzurunda o dört cana verir. Hadi bu lokmaları burada yiyin der. Yiyin sizi bir yıl gözlekçi tut. Danışın, görüşün, kaynaşın, alışveriş yapın. Bir yıl sonra deyin ki dedem biz bir bütünüz. Dördümüz birdir, birimiz de dörttür. Gönlümüzü bire getirdik. sahip gömleğine girmek, dört kapıdan, kırk makamdan yürümek dileriz dediklerinde dede der ki gözcüyü size tayin kıldım, sizi bir yıl kontrol edecek onlar huzurundan gönderir. Bir yıl sonra kararlaştıran çocuklar dedemuzuna çıkarlar ve gelirler. Derler ki, prim biz hazırız. O zaman dede hadi varın gidin sizi tanıyan konuya komşuya haber verin. Kurbanınızı hayallayın, cem evinizi ayarlayın. Sizi hak meydanında, pir huzurunda, şahitlerin muhabbetinde musahip gümleni alacağız derler. Dört kapı kırk makama geliyoruz şimdi özet. Şeriat annedir. Tarikat babadır. Marifet ilmi hikmettir. Sırr hakikat ise hem şu an seninle konuştuğumuz muhabbet yaşadığımız olaydır. Ve lakin İmam Cafer buyruğuna göre sırr hakikat ise anadan doğup hakka göçeceğimiz güne kadarki olan büyük bir sınavdır. Şeriat iki kısım ayrılır. Birisi şeriat, diğeri şeriat. Şeriat şu toplumda çok gerçeğe bilmeyen, övünen kişilerin toplumudur. Ama şeriat isterse kişi önce bedendeki çiğ sütü pişirebilmesi gerekir. Çiğ sütü pişirsin ki çiğ kalmasın. Kini, kibiri, nefreti, daveti, benliği, hırsı kibirlenmeyi, kötülüğü bedeninden kaldırsın at. Şeriat. Şartım demektir. Tarikat terkim demektir. Topluma girmek demektir. Topluma girmezsen tek başına nasıl talip olacaksın? Seni birileri tanıması gerekir. Lokmanda bulunması gerekir. Alevilerde yazılı hukuk tarihe geçmez iken hak ve hak mahkemesi vardır. Hala devam eder. Hak ve hak mahkemesini irşad edebilmek için kişinin talip olması gerekir. Dört kapıdan kırpmaktan içeri girmesi gerekir. Marifet musaibi ile beraber, pir ile beraber yolu götürmek demektir. İlmi hikmet demektir. İlimdir. Sırrı hakikat ise artık aynen üniversitenin masterı bitmiş gibi şimdi sırrı hakikatte hem mürşütler, hem pirler, hem anabacılar, hem yoluları... uları senden her şeyi ister. Gel bakalım şimdi. Ne gördünüz, ne işittiniz, ne duydunuz, ne bildiniz, ne yaşadınız, ne yaşattınız, ne yaptınız diye sual ettiklerinde onlar bildikleri kadarıyla prim. Biz hak huzuruna rehberimizle şeriat kapısından içeri girdiğimizde şartımızı hakka bağlanmayı, hakla hak olmayı Hakkı vahdedi vücutta aramayı. Allah ne göktedir ne de yerdedir. Ne sağdadır ne de soldadır. Verani Sultan'ın buyurduğu gibi hak müminin kalbindedir beytullah diyor. Yani Allah akıl olarak buradayken suret olarak buradadır. Kul olarak da buradadır. Vicdan. Dediler ki biz vaktinde dilimizle söyledik. Hakka bağlanmayı, pire rehbere yetmeyi nefsimize yenik düşmemeyi, yolun gerektirdiğini yerine getirmeyi ve kulağımızla dinledik, sırrı hakikati bildik ve kalbimizle tasdik ettik. Pirim kapıdan içeriye rehberimizle bu şekilde size yettik. Mürşide vardık dediler. Tarikatta ise ikimiz biridik, dördümüz sır olduk, sırdaş olduk, kardeş olduk, yoldaş olduk marifete erdik. İlimli olmak, bilimli olmak, alçak gönüllü olmak, güzel sözden, doğruluktan ayrılmamak, nefsi müdafaya hiçbir zaman yenik düşmemek. Ne demektir? Alevilikteki nefis, dünyayı bir insanın nefsinden koruyabilme olgusudur. Güzelliğe bak. Berani Sultan diyor ki bununla alakalı Ey Adem oğlu, nefsine yenik düşersen Adem içinde kalırsın hayvan. Ey Adem oğlu, nefsine yenik düşmezsen gene Adem içinde kalırsın insan diyor. İnsana hayvan demiyor. O seni o sıfata sokar. Onun için dört kapı, kırk makam, kırk yıl sürer. Tekamülen kırk yıl sürer. Kişi dört kapıyı, kırk makamı hemen hemen öğrenir hale geldiğinde, pirin yanına durduğunda, şimdi insanı kâmildir. İnsanı kâmil. O zaman, eline, diline, beline, işine, aşına, eşine, özüne, sözüne, gözüne sahip olmayı bilendir. Arkasından, Arş-ı Rahman dediğimiz, buradaki beş ana unsurun, ilk beş ana unsuru, birisi aklı, birisi sabırı, Birisi şükrü, birisi marifeti, birisi hırsı temsil eder. Kişi eğer hırslanır da şükrünü, sabrını, marifetini bilmezse akıl baştan gider, yenik düşer. O zaman nefisin hırsı sana her şeyi yaptırır. Ama kişi marifetinden haberi olur, sabrını kontrol eder, şükrünü bilir, hırsına yenik düşmezse akıl başta durur. Şimdi Adem'dir. Onun arkasından dost geze, dost gezerken dostların gönlünü incitmeye, dört kapı kırk makamdan öğrenmiştir. Gördüğünü örte, görmediğini söylemeye, yalancı şahitlikte bulunmaya, ifah tohumları ekmeye, haram lokma yemeye, bir başkasının malına, mülküne, ırzına, nikahına kötü düşünmeye, kul hakkını kesinlikle bulundurmaya. Atasını hak bilmeyenin iki yakası bir araya gelmez. Baba hakkı Allah hakkıdır. Ana hakkı Rahim hakkıdır. Hem hak buyruğunda hem bizim inancımızda anadan babadan haberdar olamayan bir kişi Allah'la da birebir muhabbet etmiş olsa o kişi kişi değildir. Bizim evimizin içinde ilk pirimiz ve ilk rehberimiz anne ve babamızdır. Onun içindir ki hoşgörüden hiçbir zaman ayrılmayacak ve ailesini bilecek çocuklarının eğitiminden haberdar olacak cihaleti yenmek için ilme yönelilecek pirler dediler ki şeriat dildir tarikat yüzdür marifet kulaktır sır hakikat ise gök atadır yer toprak anadır diye buyurdular Şeriat sudur. Su vardır abdeste yarıya, abdest vardır insana yarıya. E peki cananım insan insan olmadıktan sonra abdest neye yarıya? Bire cahil. Kişi bakalım özünü yıkayabildi mi ki yıkayabilsin? Dilinden haberi var mı ki gözünü yıkayabilsin? Onun içindir ki tarikatta toplumla toplum olarak kalabilmek için kişi önce öz benliğini koruyabilmesi gerekir. Şeriatı suya benzetmişlerdir. Tarikatı gemiye benzetmişlerdir. Marifeti rüzgara benzetmişlerdir. Sırrı hakikati nefse benzetmişlerdir. Nefis. Hemen onun akabinde şeriat bir ocaktır. Seni dervişler, pirler yetiştirirler. Marifetini görmek isterler. Derler ki Hadi bakalım ocağı yak. Ocağı yaktın. Peki kazan üstüne nasıl koyacaksın? Kazanı ocağın üstüne koyabilmek için peşine lokması gerekir. Peşine lokmasını yiyebilen kişilerin seni tanıyabilmeleri gerekir. Toplumun olması gerekir. Kazanın içine lokmayı koydun. Lokmayı pişirdin. E, sofra sereceksin. Bir kişinin sofra serebilmesi için Sofradır olması gerekir, cömert olması gerekir, periskar olması gerekir, kanaat ehlinden dışarı çıkmaması gerekir, paylaşmasını bilmesi gerekir, ahlakına sahip olması gerekir, güzel sözünü koruması gerekir. Cömertlik, kainilik Ali'den kaldı, şerh edip 90 bin kelamı böldü. Hak aşkına kul nizam terasını yazdı, bu kainatın sahibi Ali değil mi diyor Derviş bir deyişinde. Lokmayı pişirdik, şimdi dağıtacak. 4 kapıyı 40 makamı işlemiş bir talip var. Bir de işlemeden kendisine Aleviyim diyen bir kişi var. Ya da topluluk var. Bakın kul himmet bu muhabbetle alakalı ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki talip yola rızası gidersin. Rehberin yüzünü gördün mü talip? Şu dünyanın malını mülkünü ne ilersin? Bir pire ikrar verdin mi talip? Elimi elime elimi mürşide götürür. Sorar, ağzım yaralarım bitirir. Ben dolup bir kapıda durdun mu talip? Bak şimdi şeriat kapısından içeri girecekler. Dört kapıdan içeriye girerler. Gönülleri birleyip dara dururlar. Mahşer sorgusunu burada sorurlar. Bu divanda sorgun verdin mi talip? Kul himmetin bunlar güruhu naciler. Şah aşkına su dağıtır bacılar. Tecellaya dolaşır musahip canlar. Ehli irfan cemini gördün mü talip? Şimdi dört kapıyı kırk makamı duydular, musaip oldular, ikrar getirdiler, gömleğe girdiler. Haşir ve neşir sorgusundan yani ölmeden önce ölme sırrından geçtiler. Aleva pençesini pir onların omzuna vurdu. Şimdi Aleviler. Şimdi yol başladı. Artık bundan sonra dört kapının kırk makamın gerektirdiği bütün kural ve kaydeleri, yani 70 bin kelamı talipler, dedeler, 20 bin kelamı talipler yerine getirmek üzere şimdi okul başladı. Yaşayamıyoruz. Alevilik dendiği zaman şunu söylüyorum ben her zaman. Aleviliğin iki kapısı vardır. Birisi pir kapısı, birisi talip kapısı. Herkes Aleviliği okuyabilir, araştırabilir, yazabilir. Hatta kendi başına buyruk kitap da çıkarabilir. Pir ve talip yan yana gelmediği sürece Alevilik yüzeyselleşiyor. Ama hep şunu söylüyorum, talipler biz elimize lokmayı alıp her cemevine geldiğimiz sürece, orada lokmaları beraber yediğimiz sürece siz Aleviliğin dışsal kısmını göreceksiniz, içsel kısmını görmeyeceksiniz. Yolu görmeyeceksiniz. Erkanı görmeyeceksiniz. Dar cemini görmeyeceksiniz. Musayip cemini görmeyeceksiniz. Görgü erkanını görmeyeceksiniz. Düşkün cemini görmeyeceksiniz. Abdal Musa ceminin sorgu muhabbetini, sorgulama muhabbetini görmeyeceksiniz. Evlenen çiftlerin yaşları geçmeden ikrara tabi tutulduklarını, dede huzuruna çıktıklarını görmeyeceksiniz. Ne göreceksiniz? Vakıfta cem var. Ceme geleceğiz. Cemde dedeleri dinleyeceğiz. Değişleri dinleyeceğiz, 12 hizmeti göreceğiz, çıkacağınız geleceğiniz görsellik. Hep böyle devam ediyor erelim ama yol erkan yürüten ocak sade dedeler ve taliplerde farklı. Toprağın altındaki kısım, ağacın üst gövde kısmı. Ama biz onu değerlendirdik üstüne